Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'inlerine dersen okşuluydegi nabattegi suhbatımız bugün Halife-i Raşid Umar ibn Abdulaziz rahmetullahi aleyhi haqida dars qilgan bo'lamiz. Umar ibn Abdulaziz muarrihlar u kishini boamal olim, xalifai roshid deb atashadi. Biz xulofai roshidin deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyingi 4 ta xalifani Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon va Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahularni tushunamiz. Mana shularning qatorida Halifai Raşidlerinin beşincisi de Umar ibn Abdulaziz zikir kılınadı. Bir kişi de hem dini hem dünyavi ilimlerini cemlenişi ne kadar güzellerse. Her ikkeli ilimle özü de cemleyen kişinin bana şu ilmi amal kılıçdaki ne kadar güzellerse. Umar ibn Abdulaziz ayetadı taqat nefsi lil imara. Nefsim amirlikke intildi. Unga erishganimdan keyin nafsim xalifalikka intildi. Unga erishganimdan keyin nafsim jannatga intildi. O'zi bular qochadigan odamlar edi-yu amalda nimaga intiladi degan fikr kelgan bo'lsalar kerak. Chunki bu kishini xalifa bilikka undan burungi Sulaymon ibn Abdulmalik tayinlab qo'ygan edi. Agar meni tayinlagan bo'lsa bundan qutulay, bundan uzr so'raydigan edi. Lekin bu yerda intildim deb aytayapti. Nima deb tushunamiz buni? Musulmon kishi biror mansabga intilishi, ana shu mansabga yetsa ko'proq savob qilishlikka yo'l ochiladi. Shuning uchun intiladi. Musulmon odam boylikka intilishi, uni orqasidan boy bo'lsam ko'proq savob qilishlikka imkoniyatim ochiladi. Mana shuning uchun musulmon odam mansabga, mana shu narsa uchun mol-u dunyoni ko'paytirishga harakat qilishligi kerak. Chunki amirlikka yetsa amirlikni amallari bilan jannatga yetishlik mumkin. Ko'proq imkoniyat ochiladi. Agar xalifa bo'ladigan bo'lsa, oldida xayriyat eshiklari yana ham ko'proq ochiladi. Demak, mu'min odam uchun mansab bilan mol-u dunyoni o'zi maqsad emas. Bular asbob, bular sabab. Allohning jannatga olib boradigan savobli amallarni ko'proq qilishlik uchun asbob, vosita, lekin maqsad emas. Kimgadir Alloh mansab bergan bo'lsa, kimgadir davlat bergan bo'lsa, shu davlati mansabi bilan oxiratini sotib olishga harakat qilmayotgan bo'lsa, demak bu odam asbobni o'zini ushab, shuni maqsad qilyapti. Bu xalifa Roshid amirlikka intildim, xalifalikka intildim dedi. Chunki kattaroq savob qilishlik imkoniyati bor bo'lganligi uchun. Albatta kishini katta mansabga, ulug' martabaga yetishligi uni oldidagi savob eshiklarini ko'payishiga sabab bo'ladi, yana shunga yarasha mas'uliyati ham bo'ladi. Masalan, tog'ga chiqsiz, 5-6 km masofa oldingizda ko'rinadi. Ko'rishingiz kengayadi. Samolyotga chiqsiz, ehtimol yuzlagan kilometrgacha qarashingiz mumkin. Endi kosmosga chiqsiz-chi, yerni to'laligicha ko'rasiz. Kishi qanchalik mansabida yuksalar ekan, savobli amallarni ko'proq qilishlikka oldida imkoniyatlar ochiladi. Masalan, boy kishi o'zini pulini arzimagan bir qismi bilan bir mahallaga suv olib kelib qo'yishi mumkin. Masalan, yangi uchastkalar. Transformator yo'q, shag'ali yo'q, suvi yo'q. Savob eshigi ochiq turibdi boy odam uchun. O'zlari eplab qilisha olmayapti pul to'plab. Bu bar yangi cheklarda problemasida, to'g'rimi? Yangi cheklarda muammosi bu. U odam pulini 2% ham ketmaydi agar bunday qarab tursa. Boring 5% kelsin. O'sha 200 ta xonadonga suv olib kelib qo'ysin-da. Shu xonadonlar necha yil ichadi shu suvdan? Mana shu odamga sadaqa joriya bo'ladimi? Demak, biz musulmon sifatida boylikka intilishimizdan maqsad oldimizda ko'proq savoblar eshiklar ochilsin. Yoki bir mansabdor odam qo'lini uchi bilan, ruchkasi bilan bitta qo'l qo'yadi-da, juda ko'p savob ishlarga yo'l ochib qo'yishi mumkin.
Yoki bitta o'z qo'ygan imzosi bilan ko'p katta-katta gunoh, ma'siyat bo'lgan ishlarni yopib to'xtatib qo'yishi mumkin. Albatta, agar endi bu mansabdor odam Allohdan qo'rqsa, oxirat kuniga ishonsa, hisob-kitobga ishonsa, jannatdan umidi bo'lsa. Astagfirullah billah. Ya ayyuhallazina amanu atiyullaha va atiyurrasul va ulil amri minkum. Ey mu'minlar, Allohga itoat qilinglar. Payg'ambariga itoat qilinglar. Hamda o'zlaringizdan bo'lgan hokimlarga, ish egalariga bo'yinsuninglar. O'zingizlardan bo'lgan, musulmonlardan bo'lgan ish boshilarga bo'yinsuninglar. Ish egalari kimlar ular? Bular amirlar, boshliqlar va olimlar. Ish shularning qo'lida bo'ladi. Olimlar oq-qora ajratadi, to'g'ri yechimni chiqarib beradi, amirlar mana shu hukmlarni tatbiq qilishlikni zimmasiga oladi. Agar mana shu ikkala narsa jamlansa, shu yurt vakillari uchun juda katta xayriyatlar keladi. Modomiki ana shu amirlar gunoh ma'siyatga buyurmas ekanmi, ularga itoat qilishlik vojib bo'ladi. Yana qaytaraman, modomiki gunoh ma'siyatga buyurmayaptimi, ularni itoatida bo'lishlik vojib bo'ladi. Alloh taolo o'zingizlardan bo'lgan ish boshlariga bo'ysuninglar deb aytayapti. Tartib bo'ladi mamlakatda, birodarlar. Tartib bo'ladi, intizom bo'ladi. Din ishlarida bir natijaga erishilsa, bu katta narsa. Masalan, Qur'on yodladi. Bu mana shu narsaning o'zi natija. Ilmlar o'rgandi. Natija. Ammo dunyo ishlarida bir natijaga erishsiz, bu hali maqsad emas edi. Dunyo ishlarida erishgan natijangiz uning orqasidan keladigan katta ishlar uchun asbob edi. Shuning uchun pul topib qo'ygan bo'lsanglar, katta ish qilib qo'yganinglar yo'q, savdogarlar. Bu pulni orqasidan hali savob ishlar qilish kerak. Mansabga ega bo'lgan bo'lsangiz, birodar, siz katta ish qilib qo'yganingiz yo'q. Sizning qo'lingizga asbob keldi, instrument keldi, sabab keldi. Endi savob ish qiling. Shuning uchun xalifani amirlikka intildim, xalifalikka intildim degan gapini mana shunday tushunamiz. Ilm egasi bo'lgan odam minglagan zavolatga ketgan kishilarni haqqa chaqirishi mumkin. Ega bo'lingan boylik bilan juda ko'p muhtojlarni, ehtiyojlarni qondirishi mumkin. Kuch-quvvat bilan, mansab bilan mazlumlarni haqlarini undirib berishi mumkin. Demak, bularni bari biz uchun Allohning roziligiga olib boradigan asbob, sabab xolos. Xalifa-i Roshid, Zohid, olim, obid Umar ibn Abdul Aziz haqidagi so'z mushki ambarning hididan ko'ra xushbo'yroq. Bog'iga kelib eng chiroyli gullarni uzishlikdan ko'ra u kishi haqida so'z yuritishlik maroqli, birodarlar. Mana tobiyalarning hayotidan bir qanchasini o'qidik. Bu kishini hayotiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Har bitta tobeini o'zicha bir go'zal hayoti. Lekin bu kishiniki o'zgacha. Chunki xalifa-i roshidlarning 5-inchisi deyilyaptimi? Demak, bejiz bunday deyilmagan. Keling, mana shu bir ulug' tobeinning hayotidan bir qancha lavhalarni ko'rib chiqamiz. Abu Hazm, Salama ibn Dinorning hikoyasi. Bu kishi haqida dars qildik-a, Abu Hazmni Sulaymon ibn Abdulmalik bilan bo'lgan savol-javoblari. Hech kimning tiliga hikmat Abu Hazmning og'ziga yaqin bo'lgancha yaqin bo'lmadi deganidir muorixlar. Madinaning olimi, oqsoqoli, qozisi Salama ibn Dinor, Abu Hazm. U aytadi, xalifa Umar ibn Abdul Azizni huzuriga keldim. Yoshim ulg'ayib qolgan edi. Ko'rishmaganimizga ancha bo'lgan edi xalifa bilan. Uni bordim, uydan topdim, ammo tanimadim. Voliy bo'lib turgan paytdagi ahvolidan ancha o'zgarib, yudab ketgan edi. Qarab tanimadim. Meni ko'rib aytdi: "Beri keling, ey Abu Hazm, beri keling." Yaqinroq borib turib, "Siz Amirul Mu'minin Umar ibn Abdul Azizmisiz?" "Ha," dedi. "Sizga nima bo'ldi? Hayotingiz zo'r edi. Chiroyli odam edingiz. Nima bo'ldi sizga? Nimaga bu kishimda yudab ketdi, o'zgarib ketdi?" Sizga nima bo'ldi? Axir hayotingiz yaxshi, yuzingiz chiroyli, terilaringiz tekis edi, tirishmas edi. U aytdi, "Ha, men Umar ibn Abdul Azizman," dedi. "Ha, men xalifaman," dedi. Bir kuni Umar ibn Abdul Aziz
Uyda yig'lab o'tirganida, jang namozi ustida xotini ko'rib qolib, "Nima yig'layapsiz?" dedi. Indamadi. Xalifa bo'lgandan keyin. Yana so'radi, indamadi. Xullas, so'rab turib olganidan keyin javob berdi. Xotiniga qarab, "Ey falonchi," dedi ayoliga. "Alloh bu ummatning ishini meni yelkamga yuklab qo'ydi. Ularni och faqiri, adashgan yo'lovchisi, qahr ko'rgani, qarilari, bolasi ko'p bo'lib turib pul topolmayotganlarga qaradimda, Allohning oldida nima deb javob beraman ular haqida?" degan g'am yig'latdi meni dedi. Bu mansabga o'tirganlar, birodarlar, bu mansabchi, bu musibat bu. Falonchi falon mansabda ishlaydi desa, "Ha," deymiz, o'ylab ham ko'rmaymiz. Bu falon mansabda o'tirgan odamning mas'uliyati ham falonchi bo'ladi. Qiyomatga borganda bitta odam ikkita odam ustida qozi bo'lganiga pushaymon yeydi. Endi rahbar bo'lgan, davlatda boshlig'i bo'lgan odam, bilasizmi, butun ummat haqida javob beradi. Shuning uchun Umar ibn Abdulaziz aytayaptiki, yetim yesir bor, musofir adashganlari bor, bola chaqasi ko'p, pul yo'q odamlar bor. Bular haqida o'ylab, Alloh mendan so'rashini fikr qilib, payg'ambar mendan so'rashini fikr qilib, shu narsa meni yig'latyapti dedi. Albatta birodarlar, bu uluq tashvish, uluq xavotir, uluq qayg'u, ummatni g'ami, qiyomatda Allohni oldida turib javob berishlik g'ami. Kim o'ylayapti hozir shu narsani? Birodarlar, falonchini falon mansabda ishlaydi degan paytimizda maqtovga o'xshaydi bu gap. Lekin aslida bu mas'uliyat emasmi? Vaqifuhum innahum mas'ulun. Alloh taolo qiyomatda to'xtatib turinglar ularni dedi. To'xtatib turinglar. Ha, ular hali so'ra savol qilinadi ular. Ana shu kunda musulmon odam mansab egasi bo'lmaganiga quvonadi. Ana shu kunda qo'lida dunyosi katta bo'lmaganiga xursand bo'ladi. Ana shu kunda mansabdor odam pushaymon yedi mansabdor bo'lganiga. Ana shu kunda boy badavlat odam agar xayr sahovat qilmagan bo'lsa moli bilan boy bo'lganiga pushaymon yeydi. Salomatimni Dinor aytdi. Siz xalifa bo'lib oq sariqqa ega bo'lganingizdan keyin, ya'ni oltin kumush sizning qo'lingizda bo'lgandan keyin holatingizni nima o'zgartirib yubordi dedi. Xalifa aytdi, "Ey Abu Hazim, nima o'zgaribdi bendi? Nima o'zgaribdi? Ozib to'zib ketibsiz, yuzlaringiz tirish bo'pti, yuzingiz sarg'ayibdi, ko'zingizni nuri so'nibdi. O'zgarib ketibsiz." Xalifa yig'ladi. Salomatimni Dinorni so'zini eshitib, Abu Hazimni so'zini eshitib yig'ladi. Keyin aytdi, "Ey Abu Hazim, agar meni qabrga qo'yishganidan keyin 3 kun o'tib shu holatimni ko'rsangiz qanday bo'lar edi? Ikki ko'zim yuzimga oqib tushgan, qornim ishib yorilib ketgan, tanamda qurt qumusqalar yayrab yeb yursa, ey Abu Hazim, mana shu holatda meni ko'rsangiz bugungidan ko'ra ko'proq hayron bo'lgan bo'lar edingiz. Bu tuproq ne sulton, ne jahongirlarni yedi. Suyagini yedigan, go'shini yog'idan, terisini sochidan ajratib, parcha-parcha qilib tuproqqa aylantirib tashladi. Bu tuproqda kimlar yotibdi deysizlar birodarlar? Kunini zo'r o'tkizgan, bir kun yeb, bir kun yemay qiylangan, och qolgan kambag'allar ham o'tdi. Zulm ko'rgan, mazlum bo'lgan, nochor, notavon odamlar ham o'tdi. Odamlarni haqlarini yeb zolimlik qilgan amaldorlar ham o'tdi, hamma o'tdi. Bu kishi shuni o'ylab turib yig'layapti. Bir kun biz ham qabrga kirishimiz bor. Allohni tanigan, uni to'atida turgan, oqil, xushyor, dunyoni nima ekanligini tushunib yetgan, shubhasiz bir kun boshiga keladigan kunga tayyorgarlik ko'rgan odam, mana shu odamni havas qilsa bo'ladi. G'aflatda qolganda emas. Asarlarda keltiriladi, kishini qabrga qo'yilgan birinchi kechasida Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, seni tuproqqa qo'yib, ko'mib, o'zingni yolg'iz tashlab ketishdi. Agar sen bilan birga qolishganida ham senga ularning foydasi tegmas edi. Endi sen uchun faqatgina men borman. Men esa tirikman, hech qachon o'lmayman. 3 kunga tayyorgarlik ko'raylik. 3 kunga tayyorgarlik ko'raylik. Qalbimiz ana shu o'limdan g'ofil bo'lib qolganligi uchun gina kudrat bilan to'lib toshadi.
o'sha o'limni esdan chiqarib qo'yganligim uchun hasad bilan, kuyukishlik bilan to'lib toshadi. Xalifa Abu Hazimga qarab, "Ey Abu Hazim, menga Madinada aytib bergan hadisingizni eslaysizmi?" dedi. Abu Hazim, "Men sizga ko'p hadislarda aytganman. Qaysi birini aytyapsiz?" Xalifa aytdi, "Abu Zar G'ifforiydan keltirilgan hadis" dedi. Abu Salama, "Ha, esladim" dedi. "Shuni aytib bering. Yana bir marta eshitgim kelyapti sizdan" dedi. Salomatimni Dinor aytdi, "Abu Zardan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ya Abu Zar, inna amamaka aqbatan ka'udin la yaqta'uha illa kullu mukhif." Ya Abu Zar, albatta oldingizda halot qilguchi bir to'siq bor. Faqatgina qo'rqan bandalar u to'siqdan o'ta oladi. Salomatining Dinor aytadi, hadisni aytib berganimdan keyin Umar ibn Abdulaziz qattiq yig'ladi. O'ti yorilib ketmasin deb qo'rqdim. So'ngra yoshlarini artib menga qarab, "Ey Abu Hazim, shu to'siqdan o'tish uchun o'zimni qiynasam, o'zimni yudatsam, o'zimni tergasam, meni ma'lumot qilasizmi? Men o'sha to'siqdan o'ta olmasam kerak deb o'ylayman." Bu birinchi qissa edi. Shuncha ishni qilib qo'ygan kishi Allohning oldida hisob kitobdan qo'rqib, shu to'siqdan o'ta olmayman deb o'ylab g'am qilib yig'layapti. Ikkinchi qissamiz. Imom Tabari Tufayl ibn Mirdoslan rivoyat qiladi. Amirul Mu'minin Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'lganidan keyin so'g'di. Valisi Süleyman ibn Sirriyga maktub yozib shunday dedi: "Yurtingda musulmonlar uchun mehmonxonalarni bino qil. Agar biror musulmon ana shu yerdan o'tsa, bir kecha kunduz mehmon qil. Ishini o'nglab, uloqlarni tayyorlab beringlar. Agar qiylanib qolganidan shikoyat qilsa, yordam beringlar. Uloqi yo'q bo'lsa, uloqni beringlar. Puli yo'q bo'lsa, uyga yetib borgani pul beringlar." Bu ulug' xalifa davrida birodarlar kambag'allik ko'tarilib ketgan edi. Kambag'al odam qolmagan edi. Yurt boshi xalifa odil, Allohdan qo'rqadigan taqvoli banda bo'lganda Alloh ularning ustiga barakot yog'dirdi. Kambag'al qolmagan. Umar ibn Abdulazizni davri ertak davri deydi ayrim muorixlar. Insoniyatni oltin davri deydi, chunki kambag'al qolmagan birodarlar. Shuning uchun zakotlar to'plangan, zakot beradigan joy yo'q. Shuning uchun bu zakot pullarini birodarlar qarzlarni uzishga, musulmonlarning xizmati uchun bino qurishga, musofirlar qilingan bo'lsa shularning xizmatiga sarflangan. Agarchi uylanmagan odam bo'lsa, jarchi bozorda e'lon qilib yurardi: "Ey, uylana olmayotganlar bo'lsa, kelsin, baytul moldan uylab qo'yamiz" deb. Barakot yog'ilganda shunaqa bo'ladi. Allohning barakati kelganda shunaqa bo'ladi. Shuning uchun bu pullarni xalqning xizmatiga sarflangan, musulmonlarning qo'layligiga. Vali xalifani buyrug'ini bajardi. Mehmonxonalar qurdi. Musofirlarning qo'llariga pullar berildi. Ulovi yo'q bo'lsa, ulovlar olib berildi. Xalifani bu qilgan ishi yerni mag'rib va mashriqiga tarqaldi xabari. Odamlar xalifani adolati, taqvosini maqtab gapirishdi. Bu paytlarda Samarqand Qutoybat ibn Muslim tomonidan fath qilingan, musulmonlarning qo'l ostida, musulmonlarning yeriga qo'shilgan. Samarqand ahlidan bo'lgan bir jamoa ana shu so'g'ning valisi Sulaymonning oldiga kirib aytishdiki: "Ne istaylar, tarixda bo'lganmikin shunga o'xshagan narsa? Va aqlilar olarmikin bunga o'xshagan narsani?" Aytishdiki: "Albatta sizning salafingiz, sizdan burungi amir bo'lgan Qutoybat ibn Muslim bizning yurtimizga bizlarni ogohlantirmasdan hujum qildi. Biz bilan bo'lgan urushda musulmonlar ishini qilmadi. Oqay, musulmon bo'lmaganlar, sizlarda amirlar musulmonlar ishini qilmadi" deyapti. "Biz bildik, sizlar bir qavmni suyga kelsanglar, avval islomni as qilasizlar. Qabul qilmasa jizyani taklif qilasizlar, bo'lmasa keyin urushasizlar. Ammo Qutoybat ibn Muslim bunday qilmadi. Bizga indamasdan shart bostirib egallab oldi. Payg'ambarlar ko'rsatgan shariat bo'yicha ish qilmadi" dedi. Samarqand ahli bilishdi musulmonlarni jihodda qanday bo'lishligini. Shar'iy fath qanday bo'lishligini bilishdi.
Biz halifiyazga borib, şu işimizi arz qilaylik, ruxsat bering. Agar biz işimizi to'g'ri deb topsa, bizi haq deb bilsa, haqqimizni bersin, bo'lmasa quruq qaytib kelaveramiz dedi. Ular aytishdi, sizlarning xalifangizni adolati va taqvosini ko'rdik. Mana shu narsa shikoyat qilishlikka bizni undadi. Qo'mondoningizning ishidan unga shikoyat qilishimiz uchun bizga ruxsat bering. Bizdan bir jamoa Damashqqa xalifaning huzuriga borsin. Qutoybani ishini unga arz qilsin. Nabiyingiz qoldirgan yo'li bilan ish tutmay, bizga to'satdan hujum qilganini xabarini aytaylik. Agar biz haq bo'lsak, haqqimizni bersin. Agar biz nohaq bo'lsak, qanday bo'lgan bo'lsa shunday qaytib kelaveramiz dedi. Vali Sulaymon ularga Damashqqa borishlikka ruxsat berdi. Elchilar Xalifa Umar ibn Abdulazizning huzuriga kirib, arzlarini aytishdi. Xalifa ularning arzlarini eshitganidan keyin Samarqand valisiga, yana shu So'g'd valisi Sulaymon ibn Abi Sirriyga xalifa maktub yozib shunday dedi. Ammo Ahmad, mening bu maktubim senga yetib kelishi bilan qoziga buyur, ularning shikoyatini ko'rib chiqsin. Agar ularning foydasiga qozi hukm qilsa, buyur, musulmon qo'shini chiqib ketsin, shaharda tashab. Qolgan shu yerda turgan musulmonlar ham chiqib ketsin. Qutayba ularning yeriga kelgunga qadar, Samarqandga kelgunga qadar qanday ahvolda bo'lsa, shunday qoldirib chiqib ketinglar. Elchilar xalifaning maktubini olib kelib, Sulaymonga berishdi. Buyruq berdi. Buyruqqa binoan qozi o'tirib, ishni ko'rib chiqdi. Xabarlarni so'rab surishtirdi. Ana shu Samarqandni egallashlikda qatnashgan qo'mondon askarlarni chaqirib, ularni savolga tutdi. Natijada Samarqandliklarning da'vosi to'g'ri ekanligi ma'lum bo'ldi. Ularga islom arz qilinmabdi yoki jizya to'lash taklif qilinmabdi. Birdaniga hujum qilib egallashibdi. Shariatga xilof bo'pti. Qozi hukm qildi. Musulmon qo'shini Samarqand tashlab chiqib ketsin. Musulmonlar shunday adolatli bo'lgan. Shuning uchun musulmonlar yer yuzini fath qilishgan. Odamlarda qalblari, ularda fe'l-atvorlari, xulqlari qilayotgan ishlarni ko'rib islomga moyil bo'lgan. Qozining hukmiga muvofiq vali ham hukm chiqardi. Musulmonlar, ishida shu muqim bo'lib turgan musulmonlar qo'shin chiqib ketishligi kerak. Tashqariga chiqsin, yana bir marta qo'shin bilan shaharga kelsin. Ularga islom dars qilsin, qabul qilishmasa jizyani taklif qilsin, bo'lmasa keyin urushsin. Yangitdan boshlanyapti jang. Samarqand ahli qozini chiqargan hukmi, valiyga bergan buyrug'i va musulmonlarni haqiqatan chiqib ketayotganini ko'rib aqllari bovar qilmadi. Ko'rib turgan, eshitib turgan narsalarga ishongisi kelmadi. So'ngra bir-birlariga qarab turib, "Ey, sizlarga voy bo'lsin. Bu qavm bilan bir muddat aralashib yashadinglar. Ularni rozg'o'yligini, adolatini, xulqini ko'rdinglar. Ularni o'zingizlar bilan olib qolaveringlar. Ular bilan birga yashab rohatlaninglar. Ularni suhbatida bo'lib ko'zlaringizni quvontiringlar" dedi. Shunday qilib musulmonlar Samarqandda qolishdi. Aql bovar qiladimi birodarlar? Inshaalloh Xalifa Roshid Umar ibn Abdul Aziz hayot haqidagi darsni navbatdagisini ertaga o'qigan bo'lamiz inshaalloh. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابعين لار حياتنا وقشلية دا ينبتك درسمز اتكن درسمز دا حليفة راشد عالم عابد زاهد عمر بن عبدالعزيز حيات وقت درس باشا يندك بگن إن شاء الله نهايسيت كزمز Üçüncü kıssa, İbn Abdülhakam özünün Ömer İbn Abdülaziz'nin sihirati deb nomlanadigan kitabı da şunday kıssanı keltirar. O aytadi. Ömer İbn Abdülaziz'ge ölüm saatleri yakınlaşgach, onu aldıga Maslama İbn Abdülmelik kirip, "Ey Emirül Müminin, siz bu mallı dünyanı, boyliğini, özünüzü, ballarınızı men kıldınız. Ular kolda dünya yok kal yaptı. Shuning uchun ularni menga yoki qarindoshlaringizdan o'zingiz rozi bo'ladigan bir kishiga vasiyat qilib qoldirib keting" dedi. U so'zini tugatgandan keyin xalifa, "Meni o'tkazib qo'yinglar.
Otkuzup koyuştu. Halife onu yukarıp, ey maslama senin sözünü işittim. Sana, ey amir al-mu'minin, bu moğullu farzandların gizden mankıl deyiz, degen sözünü kesek, vallahi min, onların hakkını, onlardan mankımadım. Ve onların ki bulmayan, narsanı hem onları vermeyim ben. Onların menge, ya ki burada bir karındaşınızı topçılıp getirin, degen sözünü kesek, albatta menin, vasiyim, hak bulan kitabını nazır kılgen Allah Azze ve Celle'dir. Bas onun özü, salih bandaların işini oynaydı. Bilgin ki ey maslama, menin balalarım iki kişinin biri. Allah Ta'ala özünün fazla marhamatı bulan, boy kılıp koyadigen, işlerinden yengilikini beredigen takvali salih banda. Ya ki, masiyatlarga botup kılgen facir banda. Eğer benim farzandlarım facir buladigen olsa, onlarga masiyat kılıçlığıyla koluge dünyanı verip yardan vermeyim ben dedi. Ya salih bende, ya facir bende. Salih bese Allah işini onaydı buna kalardı. Eğer facir bula diyen bese, ular da koluge pul verip ne kılaman? Sonra farzandlarımı çakırıyorlar dedi. Ular ondan artık evi. Ular atasını aldı girip gelişti. Ularını körüp halifenin közüge yaş doldu. Maslama içi de oylandı. Halife bu balları hiç nasıl kaldırma hareketi yaptı da, hiç nasılsız kol yaptı da bular. Halife cığım turup yığladı. Sonra balaları yakarıp, ey balalarım, ben sizlerge cüdöküp hayriyatını kaldırdım. Müslüman mı, ahli zimme mi, menden keyin, kaysı bir adamda olduğundan ötmeyeler, ular sizlerde körüp durup, özlerinin üstüde sizlerine hakkınız borligini bilişedi dedi. Yani bu yaxshi xotira qoldirib ben de yaptı. Menden keyin kim sizlarni ko'rsa bu solih banda Umar ibn Abdulazizni bolasi oteng solih odam bo'lgan edi deb sizlarga yaxshi so'zni gapiradi. Halifa aytdi: "Ey bolalarim, oldinglarda ikkita yo'l turibdi. Bittasi boy badavlat bo'lasizlar, ammo otinglar jahannamga qulaydi. Ikkinchisi faqir bo'lishga rozi bo'lasizlar, otinglar jannatga kiradi." Otalarda cehennemden kutkarışını maalı devletten abzalda bilasılar da böyleymen dedi. Ularını bana şunu bir âli terbiye bilen terbiye kıyan edi halife. Sonra balları gibi bir mihir bilen karab Allah sizlerini saklasın türüyler. Allah sizlerini rızlandırsın türüyler dedi. Maslama İbn Abdülmelik ey amir al-mu'minin dedi. Mende bundan yakışır anlarsın var ayteyim mi dedi. Ne mi o? Mende 300 bin dinar var dedi. Sizge veremem, haklen ballarızge taksim kıberin, haklen ihsan kıvarin. Halife bunu karab durup, ondan yakışılığa yol var, şunu kımayınız mı dedi. Ama aslama kanaka yolu oldu, onların egelerine kadar vermişsin şu pullarda. Elbette onlar hakikatta sizgemez dedi. Kadar vermişsin egelerine. Maslamanın közleri cıkka yaşket oldu da, ey amir al-mu'minin, tri halat izleyen, mayyit halat izleyen Allah size rahmet kısın. Katip yetken kalplarımızı yumuşattıyız, gaflatta koyan kalplarımızı uyguattıyız. Salih insanları da tırı da biz için yakşı zikirini kaldırdıyız dedi. Halife öttü. Ondan artıra farzandı kaldı. Keyin adamlar halifenin hayatı gibi karıştı balalarının hayatı gibi. Adamlar full taşamasından ketken farzandlarını hayatıya karıştı. Lekin hiç kaysını, ne fakir boyanını, ne bir nasıge muhtaç boyanı görüşmedi. Çünkü halife etkeni de salih boyan bandanı orkasından kaladıkken farzandları köçede koymaydı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler farzandlarını keleceği hakkıda gam kıyan ota Allah'dan takva kılıp yaşasın şunu özü kifaya kıladı degen. Otalar takva kılıp yaşayalar da dünyasını cem zor kaldırıp gitmeyken bu şeyler hem zor hayat köredi. Asarlarda keltirilerdi. Kıyamet günü de Allah Ta'ala bir bandası getirirken. Köy malı davlat bergen bandası. Ve bende ben senge mal bergen. Ben ne mi kıyan sen? Bende aytadı. Parvardigar bolları menden keyin kıylanıp kalışmasın, kembakalı bop kalmasın de infak ihsan kılmasından kaldırıp gitmeyken ben olarken. Allah Ta'ala aytadı. Sen korkan narsanı farzandlarını başına saldın mı? Yani bir bende yetedi. Senge malı davlat bergen. Ne mi kıyan sen? Parvardigar, kayırda seni razılığın boyan bozsa infak kıyan ben. Ballarını gidip taşap yemegen.
Ha, bollarda hakkı miras oladı. Lekin bolların bir kosun deyip durup, umuman özünü ahiretliğe sarkımayken adam, küyüyken adam buladı. Günahlarını alıp geledi ahiretliğe. Lekin paydasını bolları köredi. Cevap veredi özü. Lekin ahiretliğe ötküzmeken buladı. Ben de dedi Allah da Allah ikincisiye. Senden keyin bolalarını saklaşı özüm ben dedi. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ذِيَعَفًا خَافُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهِ Kim özüden keyin deyipti Allah. Mayda zayıf balladı taşap getirken bulsa ve onlar hakkında havatır alayken bulsa bitti iş kısın. Korkup yaşasın. Dünyadan çıkıp getirdi. Balam senge me rızkında yok iken ona katta dünyada kaldıramadım. Lekin Allah'dan korkup yaşadım. Kim bu misin? Ya ki men ötüp ketgandan keyin meni deb xijolat bo'lmaysan ko'chada. Demek bolalarning kelajagi kishining istiqomatiga bog'liq. Ehtimol millionlagan pul qoldirar biroq. Ammo Alloh olib qo'yishni xohlasa bir kunda olib qo'yadi. Qimorga beradimi, protsentga beradimi, lopatadi, yo'qoldi, ketdi. Ammo taqvo qilib yashagan bo'lsa, Alloh kafilligiga olyapti farzandlarni. Qo'rqmaylik, nima bo'lar ekan kelajagi bolalarimiz deb. Allohdan qo'rqib yashaylik. Bu tobiinlar avlodini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam maqtaganlar. Ularni hayotidan birodarlar ibrat olishimiz lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Xoyrun nasi qorni, summa alladina yalunahum, summa alladina yalunahum." Odamlarning yaxshirog'i mening asrimdagi kishilar. So'ngra undan keyingi keladigan asrdagi kishilar. So'ngra undan keyingi asrda keladigan kishilar. Summa yajiul aqvamun tasbiqu shahadatu ahadihim bi yaminihi va yaminuhu shahadatuhu. Ulardanga shunday qavmlar keladi. Shahodati ularni qasamidan o'zib ketadi, qasami esa shahodatidan o'zib ketadigan qavmlar kelishadi. Ulardan keyingi odamlar endi boshqa odamlar. Bu tobeinlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maqtagan avlod vakillari. İkinci dersimiz, bir kişi vefat etti, cenazasında durup o adam hakkında yaxşı gap gapirladı. Nimasi gapirladı şu cenazanın üstüde? Nechta hovlisi borligi gapirladı mı? Yok. Nechta maşine mingani chi? Qancha pul topgani chi? Qariylar da nimasi zikir qilinadi cenazasının üstüde? Qilgan solih amallari, eliga, yurtiga, ummatga keltirgan foydasi. O'sha yerda aytar ekan odamlar bizning qadrimizni. Ammo odam o'ldi, nimasini aytasan? Nimasini aytasan? Hech narsasi yo'q edi. Indamay ko'mib qo'yadi. Ammo fazilat egasi bo'lsa albatta aytilinadi. Solih farzandlar tarbiya qilgan edi, halol yashagan edi, besh vaqt namozda edi, xalq xizmatida edi, qo'lidan kelgan yordamini berardi qo'ni-qo'shnisiga. Lekin qarang, hech qachon dunyosi gapirilmaydi. Bu odamni moncha puli bor edi deyilmaydi. Shuning ko'zimiz ochaylik. Umar ibn Abdulaziz o'lganiga 5-10 asr olib ketibdi. Lekin qariyalarda soatlab gapiryapmiz. Bu odamlarda hayotini tom-tom kitob qilib yozyapti. Har birta qilgan ishini sharhlashyapti. Solih ishlarini eslayapti. Biz o'lgandan keyin bizni nimamiz eslashar ekan odamlar? Shoir Dukayn ibn Sa'd hikoya qiladi. Umar ibn Abdulaziz Madinada vali bo'lib turganida u bilan aloqam bor edi. Men she'r o'qib bir kuni uni maqtadim. U menga juda ham sifatli, qimmat 15 ta tuya berishni dedi, buyurdi dedi, hadiya qildi. Shoirlar madh qilib o'qib maqtagan amirlarni ular unga muruvvat ko'rsatgan. Umar ibn Abdulazizni maqtab she'r o'qidim, 15 ta tuya berdi. Tuyalarni meni qo'limga o'tdi. Juda ham chiroyli, yaxshi tuyalar edi. Ularni olib yolg'iz o'zim Najd yerlariga ketgani qo'rqdim. Sotib olgani ko'nglim bo'lmadi. So'ngra ozgina fursat o'tgandan keyin Najd yerlariga ketadigan bir karvonni xabari kelib qoldi. Borib ular bilan maslahatlashdim, ular meni birga olib ketadigan bo'lishdi. Bugun kechqurun yo'ldaga chiqamiz deyishdi. Men vali Umar ibn Abdulaziz bilan bu paytda vali bo'lgan. Xayrlashgani bordim. Kirsam oldida men tanimagan ikkita odam o'tiribdi. Ular bilan gaplashgani o'tirib qaytmoqchi bo'lsam meni ko'rdida, "E, dukan bu yoqqa ket" dedi. Kelganda aytdiki,
Dükayin dedi. Men harakatchan, intiluvchan odamman. Agar hozirgi holatimdan kattaroq narsaga erishganligimni, hozirgi mansabimdan kattaroq mansabga erishganimni essang, meni oldimga kel. Sen uchun meni huzurimda yaxshilik bor dedi. Shu gap bizga bir guvoh qilib qo'ymaylikmi dedi. Alloh guvoh gapimga dedi. Odamlardan chi dedi, mana ikkita odam dedi. Shunda dukan aytadi. Ana shu o'tirgan odamlardan bittasiga borib, ota-onam sizga fido bo'lsin. Siz kimsiz dedi. Dedi, u Solim ibn Abdulloh ibn Umar ibn al-Xattob dedi. Umar ibn al-Xattobning o'g'li, Abdullohning o'g'li Solim edi. Voliyga qarab, juda zo'r odamni guvoh qilibsiz dedi. So'ngra ikkinchi odamga borib turib, siz ismingiz nima? Jonim fido bo'lsin sizga dedi. Men Amirni mavlosi Abu Yahyoman dedi. Ha, bu kishi o'zini oilasi, o'zini xonadoni ekan dedi, guvohlikni olib ketdi. Qaraylar-da, bu musulmon odam tarki dunyochi, hech narsani xolamaydigan, hech narsa bilan ishi bo'lmaydigan bo'lmaydi. Dunyo ahillari faqat shu dunyoda zo'r yashashni orzusida bo'lsa, musulmon odam ikki dunyoda zo'r yashash orzusida bo'ladi. Shuning uchun musulmon odam qarib qolgan bo'lsa ham Firdavsul a'loni orzusida, Allohni didoni ko'rish orzusida, xur ayinlarga yetishlik orzusida birodarlar ibodatda shijoat ko'rsatadi. Qarilar yoshlardan ko'ra ko'proq shijoatli bo'ladi ibodatga. Musulmonning ishtahosi baland bo'ladi birodarlar. Agar dunyo oxirlari faqat uy qilsa, mashina qilsa, pul qilsa bo'ldi bo'lsa, musulmon uni uyog'ini ham orzu qiladi. Shuning uchun Vali aytayapti, agar kattaroq mansabga yetsam, meni oldimga kel deyapti. Men harakatchan odamman, o'rnimda turmayman. Dukayn xayrlashib tuyalarni haydab o'zini yurtiga ketdi. Dukayn aytadi, Alloh mana shu tuyalarga baraka berdi. Ularni ortidan ko'p tuyalarga va qullarga ega bo'ldim. So'ngra kunlar etidan kunlar o'tdi. Najddagi Yamoma sahrolarida tuyalarimni haydab yursam, xabar kelib qoldi. Xalifa Sulaymon ibn Abdulmalik vafot etdi. Men ana shu xabar olib kelgan odamdan keyingi xalifa kim bo'pti dedim. Umar ibn Abdulaziz dedi. Bunga nima bor? Bunga mukofot bor. Shoshilganicha Damashqqa qarab yo'lga tushdi. Damashqqa kelib Jarirga uchradim. Undan ey Abu Hamza, qayerdan kelyapsiz desam, xalifaning huzuridan kelyapman. Xalifa faqirlarga hadiyalar ulashyapti. Shoirlarga hech narsa bermayapti. Ortingga qaytib ketaver dedi. Dukanatda meni idada ishim boshqacharoq. Meni xos ishim bor. U bilan o'rtamizda ahd bor, ikkita guvoh bor dedi. Nima va'da qilgan? Ko'p xayriyat. O'zing bilasan dedi Abu Hamza. Xalifani hovuziga yetib keldim dedi Dukayn. U hovlining o'rtasida yetim, miskin, bevalar va mazlama egalari orasida turgan ekan. Odamni ko'prigidan oldiga borishlik iloji bo'lmadi. Shunda uzoqdan turib ovozimni baland ko'tarib haligi ahdini eslatib she'r o'qidim. Xalifani mavlosi Abu Yahyo ana shu ikkita guvohni bittasi. Menga tikilib qarab turdi-da tanidi. Keyin xalifaga o'girilib turib, "Ey Amirul Mu'minin, o'navi badaviyni foydasiga men guvohlik ko'rganman, esizdami?" dedi. Xalifa "Bilaman" dedi. So'ngra menga qarab, "Ey dukan, bu yoqqa kel" dedi. Yaqin keldi. Kelganimda Madinada vali bo'lib turgan paytimda senga aytgan so'zim esingdami? Nafsim nimaga erishmasin, doim undan kattaroq narsaga intiladi. Agar bundan kattaroq mansabga o'tirsam, kel meni oldimga senga bir muruvvat qilaman deganman, esingdami? O'shuning uchun keldi-da. "Ha, ya Amirul Mu'minin, esimda" dedi. Xalifa aytdi, "Mana men dunyodagi eng katta narsa mulkka erishdim. Hozir esa nafsim undan kattaroq narsaga intilyapti. Jannatga intilyapti." Qarang, Umar ibn Abdulaziz aytgan edi. Nafsim amirlikka intildi, yetdi. Keyin xalifalikka intildi, unga ham yetdi. Keyin nafsim jannatga intildi va aytgan edi, "Agar podshohlar mulkni dunyo azizligiga yetish uchun asbob qilsa, men bu mulkni oxirat azizligiga yetishlikka sabab qilaman" dedi.
Maksat masada halife buluşan. Belki asbapıdır. Ahiret azli geçişi için asbapıdır. Şimdi bugün muruvvat kılış gerek. Ey dükkayın. Menge şu iş yükletiligenden beri Müslümanların malıdan bir dirham ham, bir dinar ham omagan ben. Şinerse yok mende. Hazır özümüki bugün 1000 dirham turuptu. Yarmını al, yarmını özümge kaldır dedi. Özü halife bombetörü bundan köprü apılı vardı bu adamda. Onu yarmını aldım. Allah'a kasam ki ondan köre köprü ak, barakalli malı görmedim. Kengi kısa. Musul'nin kazısı Yahya ibni Yahya al-Ghassani hikaye kıladı. O şunu dediydi. Bir günü Ömer ibni Abdülaziz Hims bazarıda Nahnavalanı küzatıp yürüyordu. Halife bazarda Nahnavalı'da teşhiri yürüyordu. Bir kişi onun röportajına gelip ey Amirul Muminin ben sizi bir sözünüzü işken ben etkensiz kimin mazlaması hakkı barbosu burada meni aldımge kesin. Ha şunu degen ben dedi. Bana men keldim dedi. Bana men keldim uzağı yurttan kegen mazlum kişi sizi aldığınızda türüptü dedi. Hayırdan keldiniz? Adandan keldim. Halife etti. Siz yurttuyuz Ömer'ni yerden uzağıken o dedi de ulağıdan düşüp onu aldı götürdü. Neme mazlamayız bar dedi. Mazlama burada hak, bura onu hakkını tartmayan olsa mazlama buladı. Kimden zulüm gördünüz? Bu kişi etti, sizi namiyizi işkes alıp, bir kişi beni bağımı tartu aldı. Halife derhal, Adan'ın valisi Urva ibn-i Muhammed'e mektup yazıp, şunu dedi, ama ben, senge mektubum yetip gelse, onu apkegen kişinin işine, sözüge kulak sal. Eğer hak bulsa, hakkını alıp ver. Dedi de, mektubunu muhurlap, bu adamı tapşırdı. Mektubu aldı, şaşıp kalıyordu, toktayın dedi. Toktayın. Uzağa yerden kepsiz, kiyimler izlem seferde anca yüdep getipti, ulağın polis getken dur, dedi de şu cahide turu kısak kitap kılıp, hemen yol harajatlarını 11 dinarga torike genliğini sabladı. Ve çıkarıp berdi. Nemege berdi bana? Karin. Sonra etti ki, bana şu mensizge pul bergenimi, yayın adamlar arasıya. Aytin ki, men Halife Ömer ibn Abdülaziz'ni aldığı barudum, yol kiramı çıkımlarımı töle berdi deb aytin. Ta ki mazlum kişiler bosa yol harajatı yolu giden meni aldım diye kelamasından kop gitmesin özünü yurtdida. Mazlum adam bosa yol kirası yolu için kelip aytanı kop gitmesin. Kesin karzı alıp bosa yani buradan. Men beremen yol kirasını de yaptı. İnsaniyatta erkek davrı, insaniyatta altın davrı da bekarı yaitilmesin. Keyingi qissamiz Ziyod ibn Maysar al-Mahzumi hikoyasi. Ziyod aytadi. Mavloyim Abdulloh ibn Ayyosh meni o'zining bir hojati bilan Madinadan Damashqqa xalifani huzuriga yubordi. Bu Ziyod ibn Maysara bu mavlo. Umar ibn Abdulaziz bilan u Madinada hali voli bo'lib turganida aloqasi bor edi. Damashqqa keldi, huzuriga kirdi. Kirsa kotibi bir narsani yozib o'qib beryapti. Ostona kelib turib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh dedi. Xalifa uni ko'rdi da va alaykumussalom va rahmatullohi va barakatuh dedi. So'ngra xalifani oldiga xijolat bo'lib keldim. Sababi xalifa bo'lganda uni tabriklagani kelmagan edim. Xijolat bo'lib yana bir marta assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh dedi. Xalifa qaradi da ey Ziyod birinchi salomingga alik oldimi? Nima ya ikkinchi marta salom beryapsan dedi. Ya'ni takallufni nima kerak bor deyapti. Birodalar, agarchi bandani qalbi Alloh bilan bo'lsa, Alloh bilan ovora bo'lsa, bandalarda muhtojligini keragi yo'q unga. Unga takallufni, maqtovni, laganbardorlikni keragi yo'q. Kishi maqtovni, takallufni yaxshi ko'rayotganligi uni qalbini zaifligini bildiradi. Zaifligini belgisi. Onun katibi Basra'dan kelgan shikoyatlarni o'qib berayotgan edi. Ziyodga qarab o'tir. Bo'shaganimcha kutib tur dedi. Eshikka suyanib o'tirdim. Katib qo'lidagilarni o'qib bo'lib, o'zining ishlaridan turib chiqib ketdi. Xalifa turib Ziyodning oldiga o'zi keldi. Eshik oldi u ham o'tirdi. Qo'llarini tizzasiga qo'yib, "Xush kelibsan ey Ziyod" dedi.
Bizi yelkemizge şükür yüktükten amandalıyı mübarek olsun dedi. Gördüğü mü Ömer nime gekirip kaldı dedi. Yani yelkesindeki işte yük, musibet, meşakkatle bir yaptı. Ömer'in hatta aradı. Mene sıradan çıkan kabzalıgım yok. Fakat yelkemdeki yüküm ağır. Irak'ta yolu da bitti tüye kalkılıp geçse yolda tek gizmesini geçin. Korkamayın. Kıyamette Allah menden soruyordu. Ey Ömer, nimege tüye üçün yolunu tekiz koyma, yani deyin. Ular rehberliğini masuliyet deyip, yük de bilişken eken. O ölce, ganime deyip kabul kıma yeneken bular. Çünkü ayet yapıyoruz, falan mansapta işledi beni falan çıkarın daşım deyken de, o makta olmaz o. O masuliyet bu, braderler. Sonra menden Medine'nin salih kişilerini halini sonra birma bir onlarını soradı. Sonra Medine'de vali bopturgen payette büyürgen işlerini hem soradı. Kıldılar mı, kımadılar mı? Hemen asasıya cevap verdi. Sonra korsunup, ey Ziyad, Ömer nimalarga tüşüp koyanı gördün mü dedi. Hafa boyanı görüp Ziyad aytı. İnşallah ya Emir-ül Muminin, bu nasıllar sizge yakşılığı boladı mı ümit kılaman? Halife yığladı, hayhat onu diyemez dedi. Rahmım geldi onge, ey Emir-ül Muminin, özüzge rahminiz kesin. Elbette bu işler siz için yakşı boladı, şunu da ümit kılaman dedi. O aytı. Ey Ziyad, kaniydi şunu diye bosa? Hazır, şunu diye martabaya yettim ki, kimle bosa sokuşum mümkün? Lekin beni hiç kim sokuyor muydu? Kimni bo'lsa urushim mumkin. Hiç kim meni ura olmaydi. Xohlagan odamimga aziyat yetkazishi mumkin. Menga hiç kim aziyat yetkaza olmaydi dedi. Yana yig'ladi. İşim bitguncha uni huzurida 3 kun turdim. Ketmoqchi bo'lganimda sayyidimga berish uchun bitta maktubni qo'limga tutdi. U maktubda meni sotib olmoqchi ekanligini yozgan ekan. Keyin bildim. So'ngra to'shagini ostidan 20 dinor chiqarib ma'no olib dunyoyinga ishlatarsan deb menga uzatdi. Agar musulmonlarning foyda o'ljalaridan haqqim bo'lganda uni ham berardim dedi. U ma'no olmadim. Xalifa aytdi, bu musulmonlarning molidan emas, o'zimni shaxsiy nafaqamdan dedi. Olmasimga qo'ymadi. Maktubni Madinaga kelganimda Sayyidimga berdim. Uni ochdi. Sayyidim maktubni o'qib, seni unga sotishimni so'rabdi. Seni ozod qilmoqchi ekan, sotib olib. Men o'zim ozod qilsam bo'lmaydimi seni? Dedi-da, Allohning roziligi uchun ozodsan dedi. Birodarlar, agar odatda qilayotgan oddiy ishlarimiz, halol ishlarimiz, shariat man qilmagan ishlarimiz, shariat doirasida bajarilsa, odatdagi ishlarimiz ibodatga o'tadi, niyat bilan. Bu qilayotgan ishingiz tijoratmi, sanoatmi, ustachilikmi, hunarmi? Shariat buyurgan ish bo'lsin. Shariat buyurgan daqa qilib qiling. Shariatdan man qilinmagan bo'lsin, shu ish ibodat bo'ladi. Shu ish bilan jannatga yetish mumkin. Alloh taolaning roziligiga olib boradigan yo'llar ko'p. Va man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Kim biz yo'limizda jiddu jahd qilsa, bizni rozi qiladigan yo'llarga uni hidoyat qilib qo'yamiz. Bu ulug' xalifa o'zining mansabini jannatga olib boruvchi amalga sababga aylantira oladi. Mana birodarlar, xalifa Umar ibn Abdulazizning hayotidan bir necha lavhalarni o'qigan bo'ldik. Qanday xulosa olamiz? Musulmon odam oliy martabalarga albatta intiladi. Bu oliy martaba bilan uning maqsadi shu dunyoni o'zigina emas, undan oliyroq bo'lgan, afzalroq bo'lgan maqsad oxirat diyorini istaydi. Uni erishgan bu yutuqlari, mansabi, mol davlati uning asosiy maqsadi emas. U bular faqat sabab, asbob. Oliflardan biri aytgan edi. Bechora dunyo ahillari. Ular dunyoga kelib ketishdi, ammo undagi eng go'zal narsadan bexabar ketishdi. Allohga bo'lgan iymon, unga bo'lgan muhabbat, uni roziligiga bo'lgan intilish. Dunyodagi eng go'zal narsa, birodarlar, shu. Iymon, muhabbat, uni roziligiga bo'lgan shavq, intilish. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Erkakmi yo ayolmi? Pokiza hayot hammamiz xohlaymiz-a?
pokiza hayot qanaqa bo'ladi? Albatta dunyo ham bo'lish kerak, ularda, lekin asosiysi emas. Pokiza hayotni Alloh kimga beradi, qarab turinglar. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, erkakmi ayolmi? Mo'min bo'lgan holda bitta yaxshi amal qilsa, falanuhiyannahu hayaton toyiba. Biz unga pokiza hayot ato etamiz. Kişi Allah'ını tanışı bilen, özünü hayatını manalı yıkıladı. Şunun için bu insanların hayatı manalı buldu. Allah'ını tanıgan için, onu intilgan için. Eğer buradalar, kişi hayatı da bir anlarsa kaldırıp geçişini istese, özüden ki yakşı zikirini kaldırıp geçişini istese, Allah onu elbette yardan beredi. Fakat iman keltirsin, hareket kılsın, dua kılsın. Akulu kavli hada, ve astagfirullah li ve lakum, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.